Arkadaşlar kanalımıza videomuzda hoş geldiniz. Ben Başak Tane. Ben Beyen Senem. Bugün arkadaşlar Beko'nun robot süpürgeyi tanıtacağız. RS2121. Vardı böyle bir kutunun içerisinde geliyor. Bu kutunun içinden bu kutu çıkıyor. Bozulmaması, kırılmaması şey yok. Bir tek bu kutu çıkıyor zaten. Bu kutunun içinden aşağı şeyler. Arkadaşlar bu arada bu 110 dakika boyunca çalışıyor. Yani bir açmanızda 110 dakika boyunca süpürüyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar evcil hayvanımız varsa onun için çok güzel bir şey. Tüy maklarını çok rahatlık bir şekilde süpürüyor. Süpürüyor, temizliyor daha doğrusu. Bunu arkadaşlar Wi-Fi'ye bağlayarak konuşamadım. Çalıştırıyorsunuz ve aynı zamanda paspas özelliği de var arkadaşlar. Biz bunu 2000 liraya aldık arkadaşlar. Şu anda Beko'nun internet sitesinde 2500 lira ama bayilerde ne kadar bilmiyoruz. Bayilerde daha pahalı. Bu arada arkadaşlar bu daha yeni bir çıkan ürün yani. 3-4 ay öncesinden ay çıktı. 5 ay öncesinden. Bize pazartesi günü geldiler ve yetkililer bunu kurdular, bize gösterdiler kullanımı yani. Falan. Çok kolay bir şekilde kullanılıyor. Yani annelerimize falan kullanmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü çok kolay, çocuklar bile kullanabilir. Açma kapama tuşları var. Sonra çöp haznesi var, onu temizliyorsunuz. Paspas özelliği de var dediğim gibi. Paspasla yaptırabiliyorsunuz. Biz onların hepsini, o her şeyi biz yapıyoruz. Yani biz yapabiliyoruz, annemize bırakmıyoruz hiç. Annem oturuyor, biz oradan başlatıyoruz. Silecekse falan paspasını takıyoruz. O direkt süpürüyor, siliyor arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim isterseniz. Çünkü anlatacaklarımız bu kadardı. Hadi o zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk öncelikle böyle bir kutu da geliyor. Evet, bu kutunun içinden bu kutu çıkıyor arkadaşlar. Kutu. Bunda bir şey çıkmıyor yani. Önemli olan şeyler bunda. Hemen o zaman bunu açalım. Şöyle şuralardan. Bu arada bunun çalışması için evinizde internet olması lazım. Böyle. Evet arkadaşlar, bunu size çevireyim şimdi. Biz bunu kullanmadığımız için kapatmıştık arkadaşlar. Şimdi içindekileri sizlere anlatalım. Şunu çek beni. Şöyle arkadaşlar, bir su şeyi çıkıyor. Bunu robot süpürgemizin altına takıp yerleri silebiliyor arkadaşlar. Evet. Ve altına da cırt cırt sayesinde şuralar cırt çıktı. Böyle kapatıp silebiliyor. Ve ayrıca bir tane daha yedek bezi çıkıyor. Evet. Kullanmamız için bir tane kumandamız çıkıyor arkadaşlar. Burada home tuşuna bastığımızda yerine gidiyor şarj olmak için. Böyle burada da açma ve kapama tuşu var. Burada da böyle şeyleri var. Bu mobil robot süpürge kullanma kılavuzuymuş. Bundan bakarak kullanmayı öğrenebilirsiniz. Evet, bunda bir şey yok. Ve arkadaşlar burada iki tane yazıyor. İki tane şöyle alamadım. Yedek fırçamız var. Evet, diğerleri bunlarla böyle döndürerek süpürüyor arkadaşlar. Ve başka da şeyler yok. Bu var. Bu da çöp haznesini yedek fitnesi arkadaşlar. Evet. Bu arada hemen şunu da sizlere göstereyim. Zaten göstermiştim. Bu su haznesini çıkartırken şuraya basarak çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Ve dolma yeri de aynı yer burada da var. Dolmayı da şuradan yapabiliriz. Buradan çıkartıyorsunuz ve suyu dolduruyorsunuz. Şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar, bu kutunun içinde başka bir şey yok. Ama bunları yaparken arkadaşlar bir uygulama yüklüyorsunuz. Beko Robot diye. Bir uygulama yüklememiz lazım. Evet. Hemen bunu da girelim. Evet, açılsın. Evet arkadaşlar, böyle bir ekran bizi karşılıyor. Hemen buradan şuraya basıyoruz. Şöyle. Buraya bastığımızı istersek buradan başlatabiliyoruz. Ve şu anda süpürdüğü yerler buralar arkadaşlar. 50
50 metreydi değil mi? 50 metre kare yeri arkadaşlar 45 dakikada temizledi. Şöyle şuraya bastığımızda burada kenar var, alan var. Mesela kenara geldiğiniz yaptığınızda kenarları yapıyor. Evet. Eşyaların kenarlarını alan da yapıyor. Alan dediğinizde ortayı yapıyor. Evet, ortayı yapıyor. Koltukları otomatik derseniz falan. De istediği her yeri yapıyor yani. Burada da ses olarak şey var. Sessiz yapabilirsiniz, normal yapabilirsiniz. Bir de turbo yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz genellikle normali seçiyoruz. Bir de arkadaşlar bu süpürgeyi kullanmanız için yerde hiçbir şeyin olmaması lazım. Evet. Arkadaşlar bu arada mobilyalarınızın yerden yüksek olması lazım. Yani koltuk, rahat girebilmesi için şu kadar bir boşluk olması lazım yerden yüksekte. Bir de şuradan şarjını kontrol edebiliyorsunuz. Mesela bizimkisi %100 arkadaşlar. Oradan kontrol böyle edebiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar bu süpürgenin hem siyah olanı var hem de beyaz olanı var. Ama biz siyah de olanı karmakarışık. Evet. Belki sizde de vardır. Evet. Hemen arkadaşlar şuradaki 3 noktaya bastığımızda da şöyle göstereyim. Burada temizlik rezervasyonuna basıyorsunuz ve burada gün seçebiliyorsunuz yani. Saat de seçiyorsunuz. Böyle. Biz ama bunu yani çok kullanmıyoruz pek fazla. Evet arkadaşlar bu arada şurada sistem güncelleme var. Ara ara size güncellemeler gelecek. O güncellemeleri eğer kontrol ederseniz ve yaparsanız arkadaşlar daha güncel bir şekilde robotunuzu kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Yani burada bu kadar şey var. Şimdi robotunuzun yanına gidelim ve oradaki şeyleri de sizlere gösterelim. Evet arkadaşlar. Bir de bunun şarj haznesi var. Şarj bittiğinde kendisinden buraya geliyor. Ve bir de bu haznenin, bu siyah haznenin hiç yerinden kıpırdamaması lazım. Evet, bize geldiğinden beri arkadaşlar burada duruyor. Hiç yerini değiştirirseniz kafası karışır. Yani buradaysa bir şuraya alırsanız buraya gider. Oraya alırsanız yine buraya gelir. O yüzden hep sabit bir yerde durması gerek. İsterseniz bu haznesini yapıştırabilirsiniz direkt olarak. Evet. Şimdi arkadaşlar size çöp haznesini göstereceğiz. Şurayı şuradan açtığımızda kolay bir şekilde açılıyor zaten. Evet, hiç burada tuşa basmanıza gerek yok. Burası hazne. Çöp haznesi arkadaşlar. Şöyle çıkartalım. Bakın orası buranın yeriydi. Şöyle burayı açalım. Burada çöpü topluyorsunuz da bunu boşaltıyorsunuz. Şuradan böyle açılıyor arkadaşlar. Böyle çöpleri yani topluyor burada. Biz bilerek temizlemedik böyle görünsün diye. Burada da bir fırçamız var arkadaşlar. Orayla da temizleyebiliyorsunuz fırçalayarak şu küçük bir fırça. Evet. Bunu koyduktan sonra arkadaşlar şunu kapıyoruz. Ve burada arkadaşlar burada mavi, evet, mavi, buradan kırmızı, pembe ışıklar yanıyor. O mavi olduğunda şarj dolmuş oluyor ama başka falan yazıyor. Yanarsa daha şarj oluyor demektir. Evet. Bu arada arkasını çevirelim arkadaşlar. Siz elinizi almayın ama biz göstermek için yapıyoruz. Evet. Öttü zaten. Şurası arkadaşlar. Buranın da temizlenmesi gerekiyor. Her temizlik sonunda burayı da temizliyorsunuz. Şuralardan bakın arkadaşlar burada bunlar böyle dönüyor ve yerleri temizliyor. Merak edenler için söylemek istedim. Şunu şöyle şuradan ilk önce bu sonra bu böyle takıyorsunuz. Bu arada tek şurası oturuyor, burası oturmuyor. Şimdi ben bunu da aldım arkadaşlar. Nasıl takacağım için şöyle şuradan sokuyorsunuz. Zaten bu oturuyor. Evet, duydunuz sesi. Çıkartırken de şuraları basıyorsunuz ve çıkartıyorsunuz direkt olarak. İçinde de su da olması lazım arkadaşlar. Öyle şimdi isterseniz biraz çalıştıralım ama biz silmek istemiyoruz. O yüzden bunu çıkartayım. Bir tek süpürmesini istedim. Şöyle dikkatli bir şekilde kaldırayım. Arkadaşlar bu arada size göstereceğim. Şuradan ışık yanıyor. Evet. Sadece ama kamerayla belli oluyor.
Evet arkadaşlar. Burada bir tane yapıştırma şey çıkıyor. Bunu milyonculardan falan da alabilirsiniz. Bu hem yere hem duvara sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz duvara, isterseniz yere de yapıştırmak. Dediğim gibi herkese söylemiştim. Yapıştırmak istiyorsanız bunu yapıştırabilirsiniz kolay bir şekilde. Evet arkadaşlar, ben şuradaki ışık yanıyor demiştim size. Kamerayla çok belli oluyor. Yani insan gözüyle belli olmasa da arkadaşlar kamerayla net bir şekilde belli oluyor. Evet. Şöyle mor ışık yanıyor. Mor pembemsi böyle, çok çözemedim. Bunu sizler de kamerada... Arkadaşlar bunu sizler de görebilirsiniz. İnsan gözüyle görünmez ama... sensör oldu. İşini kamerayla görebiliyoruz. Evet, sensörlü. Burada işi var. Evet. Bu arada arkadaşlar... açma yerleri de buraya basınca da açılıyor. Buradan on off tuşuna basınca da açılıyor arkadaşlar. İstediğiniz yerden açabilirsiniz. Biz genellikle buradan açıyoruz ama buradan da açmışlığımız var. Dediğimiz gibi işi bitince ve şarjı bitince direkt kendisi şu şekilde dönüyor şarj aletini buluyor. Evet. Kendisi. Şimdi isterseniz birazcık da çalışmasını görelim. Evet. Evet arkadaşlar, uygulama bu şekilde mavi renkte. Şöyle. Buradan arkadaşlar, buradan da başlatabiliyoruz. Üç yerden başlatabiliyoruz. İster kendisinden, ister kumandadan. Evet. Şöyle şuraya basıyorsunuz. Ve buradan da başlatabiliyorsunuz. Üç yerden başlanıyor yani. Evet. Gerçekten çok uygun bir şey geldi arkadaşlar. Akıllı robot süpürge. Buraya geçiyorum. Evet, şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım nasıl temizliyor. Evet. Basıyoruz on off düğmesine. Ses çıkartıyor zaten. Tıt 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 diye sesler çıkıyor. Ses tanesinde. Hatta biz de kalkalım. Sizlere doğru geliyor arkadaşlar. Şu an kenar dediyse kenarları yapıyor. Alan dediyse alanı yapıyor arkadaşlar. Ay düştüm. Böcek burada değil arkadaşlar. İlk başta önünü falan alıyor. Sonra her yere gidiyor. Koltukların altına falan. Gel. Bizim mobilyalarımız zaten yerden yüksek olduğu için şu kadar bela yüksekliği vardır. Hiç sorun çıkartmıyor yani. Acı bir şey olduğunu kendisi deyip anlıyor. Bazen kendisi değmediğini anlıyor ve ona göre yerini değiştiriyor. Bu arada soracaksınız da hep aynı yerlerde dolaşıyor. Niye? Kendisi arkadaşlar bir yeri temizlediğinden emin olmak için 2-3 kat yapıyor. Arkadaşlar bu arada benim size geldi, yemek yemek istiyor. Robot süpürge arasından bir benekliğe de bakarız herhalde. Böyle bu kutunun da benekliğinin de çok ilgisini çekti. Bununla kadar bir harcımız varsa ilgisini çektiğim ve aldığınız yorumlara yazabilirsiniz. Şunu alayım. Masa sandalyelerinde arkadaşlar kenarları alırsanız masanın altını bile güzelce süpürüyor. Ana yolculuk başladı. Bana geliyor. Arkadaşlar kameradan çektiğimiz için buradan da ışıkları gözüküyor. Evet. Vay vay, çok tatlı bir süpürge arkadaşlar. Geliyor. Bütün koltuk altlarını, mobilya altlarını çok güzel temizliyor arkadaşlar bu arada.
Dediğim gibi her yeri 2-3 kat emin olmak için süpürüyor ve gerçekten çok güzel bir süpürme şeyi var. Evet, bence çok güzel süpürüyor arkadaşlar her yeri temizleyerek, yani yerlerde toz bırakmıyor. İstersen süpürdükten sonra sildirebilirsiniz. Belki biz sildirebiliriz. Yerleri çok ıslatmıyor ama siliyor da yani. Süpürme performansı. Evet arkadaşlar. Televizyon ünitemizin bile altına girdi. Onun da çünkü yerden yüksekliği var. Yani birazcık daha uzun, ona göre bakar mısınız? Böyle birazcık daha havadan bakalım. Böyle arkadaşlar halılara da çok güzel bir şekilde çıkabiliyor. Evet, ama yerleri silerken arkadaşlar halıya gelirse yani sorun çıkartabilir. Çünkü kurutamayacağı için halılar ıslanır. Onları çünkü çok rahat bir şekilde temizleyemez. Böyle. İskimleri takılmıyor şimdi arkadaşlar. Ve o yüzden süpüremiyor. Böyle. Evet arkadaşlar, şimdi biz home tuşuna basıp yerine götüreceğiz. Şöyle direkt basıyoruz. O zaten... Yerine git. Yerine gitmemize de gerek yok arkadaşlar. Kendisi direkt geliyor. Şu an arıyor. Geliyor. Bu yüzden zaten fazlasının yerini değiştirirseniz kolay bir şekilde çıkarak herkesini gidemez. Ve bu kendisi bir de içinde zor bir şey olabilir. Gördüğünüz gibi haznesine rahat bir şekilde girmek için parçacığını alıyor ve sonrasında giriyor. Şarjında oluyor aynı şekilde. Ne yapıyor? Neyse şuradan gir. Evet arkadaşlar, Beko robotum şöyle mesajda geliyor. Süpürmeye başladı. Temizliği bitirdi diye mesajlar geliyor. Hatta bize şu anda geldi. Bu arada arkadaşlar, bu normal süpürgelerden daha ses çıkarıyor. Sesini duymak daha az ses çıkartıyor. Söylemek böyle istedim. Buradan giriyoruz. Ve bakar mısınız, bu kadar alan temizlemiş. 6 dakikada 10 metrekarelik yeri temizledi arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar bu arada kafanızda soru işaretleri falan varsa evet, kalmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü Beko yöneticileri falan geliyor ve size nasıl kullanılacağınızı falan anlatıyor, gösteriyor arkadaşlar. Çünkü çok kolay bir kullanımı var. Biz bile yani kendimiz kullanıyoruz, ailemizde bırakmıyoruz. Çöp haznesini falan biz temizliyoruz. Yani sonra silinceksiniz ayarlıyoruz. Anneme bırakmıyoruz yani, o kadar kolay. Çocuklar bile yani bunu yapabilir, kullanmaya çalışabilir. Bir tek çocukların eline vermemeniz evet. Lazım. Kaldırıp vesaire bozabilir çünkü. Çok da peşinde koşmalarına gerek yok süpürgenin. Çünkü bu sefer önünü görebildiği için arkadaşlar, önünde bir kararma falan olduğunda başka bir yere gidiyor. Orayı temizlemiyor. Sonra orayı temizliyor. Yani önünde çocuk, arkasında çocuk olursa maalesef oraları çok iyi bir şekilde temizleyemiyor. Evet arkadaşlar, bizim videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like kısmına basmayı, güzel yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada abone olmanın da küçük zile basarsanız videolarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Takipte kalın. Bye bye.